Evet, selamlar arkadaşlar. Bu akşam heyecanla beklediğiniz çılgın maçın ikincisini yapacağız. Hepimiz hazırız. Kızlar vs erkekler, artık ismini siz nasıl telaffuz edersiniz karışmıyorum. Ben çok masum olan kızlar vs erkekler diyorum. Siz istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Kızlar takımında bu sefer arkadaşlar hemen nickleri vesaireyi söyleyeceğim. Shield and Heal arkadaşımız var. Ece. Piraye biliyorsunuz zaten çılgın jungle Büşra'mız. İsimleri bir önceki maçta bayağı yanlış telaffuz etmişim. Bilginiz olsun. Milka. Milka'nın neydi? Dursa. Burçe. Tamam. Okey. Diğerine geldiğim Pale. Pale Cascade bu arkadaşlar. Pale değil. Onu söyleyeyim tekrar. Pale Melike. Vett de Elvin. Bu arkadaşlarımız da 5 altın arkadaşımıza karşı maç yaptıracağız. Bir önceki maçı bronz gümüş karışımına kadar göre karışımı arkadaşlarla yaptırmıştık. Bu maçımızı da altın arkadaşlarımıza karşı yaptıralım dedik. Bakalım altın arkadaşlara karşı nasıl oynayacaklar? Hepimiz merak ediyoruz tabii ki. Kızlar, siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Kazanacağız. Kolay olacak. Kolay olacak. Hem de kolay olacak dedi. Aşırı iddialıyız. Aşırı Hem de iddialılar arkadaşlar. kolay kalmadı. Hemen Pale Cascade'e dönüyorum. Sence yenecek misiniz bu sefer de? Şu an hiçbir fikrim yok ya. Aa, lütfen bütün takım Ciddiyim. kazanacağız dedi. Ama ben arkadaşlarıma ve kendime güveniyorum tabii ki. Kazanabiliriz. Hadi bakalım Ama inşallah. bu oyun belli olmaz. Evet, ligleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ligler, ben şuna bir açıklık getirmek. Evet arkadaşlar, ben tekrar her şeyden bahsedeyim. Geçen kızlarla bir takım kurup karşıya erkekleri vermiştik ve yan erkeklerin takımını bronz gümüş karışımı yapmıştık ve demiştik ki gümüş bronz takımıyla başlayacaklar. Daha sonra altın, plat, elmas, challenger'a kadar mücadele edecekler demiştik. 5v5. Gümüş ve bronzlara karşı yaptık. Şimdi altın ligli erkek arkadaşlara karşı yaptırıyoruz. Karşılarında full altın ligli oyuncular var. Kendileri kızların plat, elmas, elosu liginde. Karşısına bu sefer altın verdik. Bu maçı da yener ya da yenemezlerse fark etmez. Bir sonrakinde plat oyunculara karşı yaptıracağız. Bir sonrakinde elmaslara karşı yaptıracağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım bu maç nasıl olacak? Merak ediyorum. Hep beraber göreceğiz. Bir önceki maçta Piraye jungle'da çok iyi oynamıştı. Umarız bu maçta da geçenki performansı gösterir. Hem daha çekişmeli bir maç olur. Kabiliyetsiz girmiş. Challenge olsun en azından. Ne yapalım? Kim? Piraya kabiliyetsiz girmişti galiba. Yo, Pale Cascade kabiliyetsiz girdi. Aynen. Olsun. Kabiliyetsiz savaşsın artık. Ne yapalım? Ne diyorsun? Evet. Ben de bir söyleyeyim de ona. Evet, hemen karşı takımdan bahsedeyim arkadaşlar. Milka botta Caitlyn'le oynuyor. Yapacak bir şey yok. Yani ne diyorsun? Çok mu sıkıntı olur ya? Bence idare edebilir. Sonuçta liglerin de farkı var. Hani buradan biraz dengelenmiş olur. Yani artık idare edecek yapacak bir şey yok. Evet, birazcık şey oldu ama. Ben de arada kaldım şimdi. Neyse bakalım Olmaz. ya. Son karar sana ait. Ya bilemedim şimdi. Bir tekrar bozup çocukların da çünkü nickleri hatırlamıyorum. Tekrar davet etmemiz gerekir. Seri davet edebilir miyiz ki acaba nickleri görsek? Ediniz. He? Evet. Hı. Arkadaşlar ne yapalım? Ya İstiyorsan hemen not edeyim ben linkleri. nickleri not etsene. Tekrar başlayalım bari. Tamam. Kızları Kabiliyetsiz olmasın. Kızlara da konuşalım. söyleyelim. Ben şu an Oğulcan'a da söyleyeyim. Ama chat'te de kabiliyet sorun olmaz diyorlar.
Gerek yok diyor şu an kale. E tamam hadi devam edelim o zaman ya. Challenge olur işte. Piraye jungle'da Vi oynuyor arkadaşlar. Shield and Heal solo'da Shen, karşısında Garen var solo'da. Bota bakalım. Alistar, Jhin vs Caitlyn, Morgana. BF Hunter oyundan çıktı yalnız. Şuradan yönelimli kamera yapacağım. Bakalım ne kadar bizi yönlendirecek güzel kapışmalara. Yorumlarda inşallah erkekler alır diyor. Erkekler takımında da arkadaşlar bu arada Alistar, Jhin, Mid de Lux. Lux rahat olmuş aslında Syndra'ya karşı bir nevi. Solo'da Garen vs Shen var. Shen'den güzel bir taunt. Hasarını da vurdu. Garen de garanti karakter ha. İyi, takas da iyi çıktılar. Buraya bir Stardust Pale'ye baskında bulundu. Q tutarsa bayağı hasar verirler. Ölebilir yalnız Kasket burada. Bariyerini kullandı. Bu gankten kurtuldu arkadaşlar. Gayet güzel. Solo'da bir action oluyor bu arada. Shen'le Garen'in amansız mücadelesini izliyoruz. Shen genelde takaslarda iyi çıkıyor. Pale bu arada kabiliyetsiz girdi yanlışlıkla. Yalnız Warwick'in şu yolu da fena ürkütüyor insana. Canı tekrar yarıya gelmiş. Canlar neredeyse eşit. Lakin Lux'ın mana konusunda sıkıntı yok. Bu sefer Piraya geldi Genk'e ama Pale biraz geride kalmıştı. Olsun en azından lane'i dengeledi. Yukarıda da Shen çok ciddi hasar alıyor yalnız. Bu arada botta bir şeyler oluyor. Morgana'nın canı yarı, Caitlyn'in canı yarı. Ah o Q tutsa alabilirdi, bir şeyler yapabilirdi. Piraya yukarıya mı gidiyor? Döndü. Gördü zannetti ama şimdi totem attı. BF Hunter kardeşimiz çok doğru zamanda totemini oraya attı ve bu baskından kurtuldu. Piraye'nin baskınları genelde iyi. Bak 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 bak, arkadan geldi yine ama gördü herhalde. Çok yaklaştı. Stun'ı yedi ama yavaşlatamadı. Kuleden bir hasar aldı maalesef. Bot lane'de bu arada 26'ya 28 Jhin'in minyon üstünlüğü var. Sola da yine bir action var. Susturdu. Garen güzel hasar veriyor. Bir de Garen'i görebilsek. Şöyle heh, Garen'i buldum. Şuradan da V jungle'ı aşağıya atmak istiyorum. Ah! Botta bu arada kill olmuş. Onu ben bir geri alayım arkadaşlar. En azından görelim. Burada Piraye çok kötü yakalanmış baskına gelirken. O biraz sıkıntılı olmuş maalesef. Kaçırmışız. Orada ayar yapacağız diye kili kaçırdık ya. Neyse. Çok aşağıdaki ekranlarla oynamayacağım arkadaşlar. Kimin ne aldığını artık göremeyelim. Yapacak bir şey yok. Güzel bir Q tuttu. Ama Oğulcan sen hayırdır deyip direkt atladı. Sakin arkadaşlar. Şurada ayarları yapalım dedik. O arada yönelimli kamera neden çalışmıyor bu arada? Yönelimli kamera bildiğim kadarıyla action olan yere gider. Aynen, haydi bakalım action olan yere gidecek mi? Kesin bu yönelimli kamerada bir şeyler kaybederiz. Güzel bir combo geldi Alistar'dan ama manası yok yalnız. O yalnız A tutsaydı Caitlyn'i öldürebilirlerdi. Yakaladıkça hasar vurmaya çalışıyorlar. Solo da yine Shen ve Garen mücadelesi. Yalnız Garen bayağı baskın oynuyor. Bot da yine yakalandı. O tutar mı diyecektim ki Caitlyn yaklaşabilir mi, yeterince yaklaşamadı. Güzel yakaladı. Yine bayağı hasar vurdu. Yine ağ tutmadı maalesef. Piraye bu arada karşı jungle'da geziyor. Yine arkadan geldi Lux'a doğru. Bu sefer güzel bir
Gank gelir mi? Çok iyi tuttu Q'yla. Lux ama maalesef ölecek gibi, burada öldü. Lux'ı kaybettik arkadaşlar mid'de. Yönelimli kamera olduğu zaman kill aldığı gibi başka yere kaçtı. Ah. Vet'in Q'su tutmadı yalnız. Tehlikeli hareketler bunlar. Oğulcan ne yaptın oğlum? Aynen, kamerayı otomatik yaptım arkadaşlar. Nereye giderse biz onu anlatalım. Kaçırıyoruz sonra. Lux Megatron pelerini almış Syndra'ya karşı. Yalnız Garen ciddi hasar vermiyor mu? İkisinde de Doran kalkanı var ama bayağı hasar vuruyor. Shield and Heal'a ne diyorsun? Direnebilir vallahi mi? Valla yapacak bir şey yok şu an. Safe kalacak. Oo, Warwick geldi yalnız. Çılgın Dive gelir mi? Ah, gelmedi. Yetişemedi. Piraye yalnız. Piraye karşılaştı onunla. Piraye tehlikeli. Yalnız ışından da geldi. Aslında Piraye kırmızıyla yavaşlatsaydı iyiydi. Pale'nin kabiliyeti olmamasına rağmen birazcık... E haydi. Piraye ile Heal yan yana Stardust'ı alırlar mı? Yalnız ortadan Pale'nin bunu görmesi lazım. Pale'nin bu konuda yardımcı olması lazım. Ama Stardust öldü ya her türlü. Kime gider o kill? Büyük ihtimalle Piraye'ye gider. Sıçra... Aaa! Hasar vurmadılar. Sıçra boşuna gitti yalnız. Burada Oğulcan ciddi girdi. Caitlyn'e çok hasar verdiler. Shen'in ultisi geldi. Haydi girin. Caitlyn ultiyi de kullandı. Bu arada Garen de TP ile geliyor. Oho, Oğulcan'dan efsane hareket. Morgana kill aldı. Oğulcan da Morgana'ya... O Jhin'e gitti kill. Çok güzel. Garen çok doğru zamanına geldi burada. Haydi Garen. Bitir Garen. Q'suyla, sıçrasıyla girdi. Ultiyi kullanamadı yalnız. Caitlyn sıçrayla kaçtı. Oğlum Piraye yine tam zamanında geldi. Maalesef Garen'i kaybettik. Bakalım ortaya. İkisi de 8 level. Manalar neredeyse eşit. Yalnız Warwick geldi bu sefer bota. Kapana takılır mı? Takılmadı. Ultiyi kullandı. Caitlyn'e ciddi hasar verdi. Öldürebilir mi? Öldürür çünkü kırmızısı var. Stardust'tan da efsane bir gank geldi bu arada. Stardust da boş adam değil yani. Herkes ayık olsun. Gankler çok iyi. 3-3 bu arada maç. Altınlar da neredeyse eşit. Orada Syndra onu fark etmiştir herhalde. Pale onu görmüştür. Oğulcan'da geri fites yok. Simgeyi de gösterdi. Çekli var çocuğun. Stardust yine durmuyor. Vett'ten maalesef kaçan bir Q. Yalnız Stardust yakalanacak. Orada bir sinsilik var. Jhin'le Alistar ama arkadan da Caitlyn geliyor. Piraye'ye çok iyi hasar vurdular. Öbür taraftan da Lux geldi. Piraye ölmek üzere. Jhin Piraye'yi aradan çıkarttı. Pale'den sıçra geldi. Jhin ultiyi açtı. Bakalım son perde. Pale için son perde olacak mı? Çok az canı kaldı ama maalesef Jhin'in ulti bitti. Lux'tan çok güzel bu ulti. Orada Syndra'yı almayı başardı. 5-3 oldu erkekler. Yukarıda Shen bir level önde. Bu arada güzel ejderi aldı erkek takımı. Artık hasar takaslarında Shen sıkıntılı çıkıyor. Pardon. Garen sıkıntılı çıkıyor.
Bami ile zırhı Shen'i artık hasardan koruyor. Morgana'dan güzel bir kalkan. Ama Jin yine stunladı. Morgana bu sefer çok hasar yedi. Çok durursa ölürdü yalnız. Bir tane vurursa orada Milka iyi hasar verebilir. Minyona gitti yalnız. Oo, Jin Caitlyn skorunu aldı. Morgana orada güzel Q atmıştı Oğulcan'a, crossover'a. Ama Jin aradan Caitlyn'i çıkarmayı başardı. Morgana canı çok az yalnız. Burada durması çok tehlikeli. Durursa ölür. Shen'in ulti kurtarmadı maalesef. Orada kulede yeterli olmadı. Bu arada Piraye de Stardust Jungle'ın inceliklerini Piraye'ye gösteriyor arkadaşlar. Jin gerçekten acıtıyor. 4-1 artı yoğumuyu almış. Caitlyn 0-2-2 oynuyor. Minyonda geride. AMK'sı var. Bir de savaş çizmesi var. Başka da diğerleri henüz ciddi bir malzeme değil. Fale şu ana kadar 2 kere öldü. Late nasıl olacak merak ediyoruz tabii ki. 3000'e yakın altın farkı var. Ormancının skoru gözükmüyor arkadaşlar çünkü izleme ekranında bir sıkıntı var. Hangisini merak ediyorsun onu söyle. Şey, ormancıların skorları. Piraya 1-3-1 gidiyor. Warwick'te 2-1-2 gidiyor. 2-1-2, tamam. Sen görebiliyor musun ya? Ben neden göremiyorum? Bilmiyorum. Benim ekran sıkıntılı bu konuda. Yeni Silent kullanıyorsan herhalde. Yani yok, eski client bu. Allah bilmiyorum. Ne diyorsun, late'de kızlar bir varlık gösterebilir mi sence? Olabilir. Kiloları güçlü. Caitlyn var başta. Yani late'de daha sert olabilir Caitlyn. Syndra'nın da tek oy atmalarını göreceğiz late'de. Aynen öyle. Kabiliyetsiz girse de late'de. Aynen, kabiliyeti olmasa da. Late'de ben de tek atacağını düşünüyorum. Bakalım. Pale hiç all-in yapmadı şimdiye kadar. Sakin sakin minyon kesti. Yapmaları gereken o. Biraz minyon kesmediler. Çünkü skorda gerideler, altında gerideler. Oo, çok iyi yakaladı orada. Oğulcan faktörü burada, crossover, Alistar faktörü sıkıntı yaratıyor. Gireceklerken Oğulcan'ın kombosu tehlikeli. Bak, Oğulcan kule altı girdi yalnız. Burada kötü yakalandı. Yalnız Morgana çok hasar aldı ve Oğulcan ölmedi ulti sayesinde. Jin bu arada Caitlyn'in kapanına yakalandı ama onlar da ölmedi. Son perde açıldı. Oğulcan komboyu yapacak mı? Yaptı. Oğulcan kili aldırdı. Oğulcan'a helal olsun diyorum. Efsane oynadı support olarak. Yalnız bu arada Pale de ölecek. Maalesef Pale'yi de mid'de kaybettik. Piraye geldi bu esnada. Garen'den TP geliyor. Ulti kullandı Piraye. Jin kurtuldu yalnız çok az canlı. Shen ultiyi kullandı bu sefer. Oğulcan çok az canlı kaçtı. Bu sefer Garen Piraye kilini aldı. Alistar kilini aldı. Yalnız Stardust ve Forever da geldi. Burada sıkıntılar büyük. Vi öldü maalesef. Ultiyi kullandı Lux. Garen Shen skorunu da aldı. 13'e 4 oldu arkadaşlar. Erkekler takımı tam 5000 altın fark ve 9 skor fark attılar şimdiye kadar arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak sona doğru. Sabırlı oynayıp oyunu değiştirebilecekler mi kızlar? Ben de merak ediyorum açıkçası. Arkadaşlar sol alt tarafta da yazdığım gibi kırmızı takım kızlar, mavi takım erkekler arkadaşlar. G
Jean güzel oynadı. 6-1 skoru. Olcan yalnız güzel hamleler yaptı. Jungle Stardust da güzel zamanlarda, güzel baskınlarda bulundu. Valla erkekler tarafı güzel oynuyor. Kızlar henüz alışabilmiş değil. Arkadaşlar kızlar gerçekten kız yayının başında. Zaten arkadaşlarla konuştuk. Biz onların Discord sunucusundan çıktık. Onların konuşmalarına çok müdahil olmayalım diye. Onlar kendi Discord'larındalar. Biz de Furkan'la kendi Discord'umuzdayız. Zaten geçen hafta da yapmıştık aynı maçı. Yalnız Pale çok kötü bir baskına kurban gidecekti. Mükemmel bir sıçra. Ama maalesef kule altında ultisi hiç hasar vurmadı maalesef. Aynı zamanda Morgana ile Piranha da geldi ama Lux'tan çok güzel bir Q. Ulti kullanılan Alistar'ı Morgana'yı kaybettiler. Shen girecekti, girmedi. Piranha'yı da kaybettik. 16'ya 4 oldu. Şu anda moral olarak ciddi bir sıkıntı içerisindeler kızlar. Sence şanssızlık mı oldu yoksa başka bir şey? Yani koordine olamadılar ya. Ya bir de Stardust çok güzel zamanlarda geldi. Oğulcan faktörü bence önemli. Çocuk aynen öyle. Supportluğu iyi yaptı yani. Bayağı iyi. Valla zor gibi gözüküyor bu maç kızlar için. Bu arada Pale'ye ulti geldi. Shen'in ultisi kurtardı Pale'yi yalnız. Caitlyn artık kendini göstermeli diyeceğim ama level olarak çok gerideler. Bunların oyunu soğutup yani hafif hafif yaklaşmaları lazım. Yani 3'e 1, 2'ye 1 girildiğinde sıkıntı yaşıyorlar. Yani 9 level Caitlyn, support Oğulcan 11 level. Yani hasar takasını görüyorsunuz şu anda. Garen de artık sıkıntı. Lux'ı gördüler burada yalnız. Gerçi görseler de 13 level Lux. Aşırı büyük sopası. Ayrıca cehennem asası, pabucu. Sıkıntılar büyük. Syndra'da da cehennem asası var. Morellana Mikon'a gidiyor. Ayrıca bakalım. Yalnız Garen'i burada 3v1 yakaladılar. Artık bence girmeliler. Maalesef yakalamadılar. Garen'den güzel ulti sıçrayla ortamdan uzaklaştı arkadaşımız. Bak hemen toplandılar. Oğulcan geldi yukarıya desteğe. Minyon konusunda Caitlyn ve Jhin neredeyse yakın. Ama Jhin'in 8 skoru var. Oğulcan'dan sıçra çılgın çocuk. Orada Piraya var yalnız. Oğulcan girdi ama
Pira'ya girdi. Maalesef Pira'ya çok hasar alıyor. Bu sefer Shen ultisi geldi. 4'e 3'ler şu anda. Aslında girmeleri lazım. Garen'den bir TP geldi. Kime? Jhin'e odaklanmak lazım ama şu an Alistar'a odaklandılar. Lux'tan çok güzel bu ulti. Yani avantajlı oldukları TF maalesef odak sorunu yaşadılar burada yalnız. Warwick avına odaklandı. Ciddi de hasar vuruyor. Burada maalesef Shen'i kaybedeceğiz gibi. Warwick çok hasar vuruyor yalnız. Yani orada çok iyi başlamışlardı TF'ye. 4'e 3'tü. Orada Oğulcan'a odaklandılar. Alistar'a sanki gidemediler Jhin'e doğru. E maalesef Jhin'e de yetişemezseniz. Jhin de 3'lü 3'ünü attı. Warwick yalnız tek ultiyle V'yi aradan çıkarttı. Son perde açıldı. Buradan kill alır mı? Maalesef alamadı. Warwick yalnız biraz abarttı gibi mi ama hasar almıyor. Sonunda Warwick'e buraya kadar dedirttiler. Yalnız Alistar şeklini yapıyor kostümün. Jhin yalnız isyan edip girdi. Acaba alabilir mi? Ultiyi kullandı yalnız. Sonunda Caitlyn 1v1'de canı gerçi birazcık fazlaydı. Buraya kadar dedirtti Jhin'e. Skor 22-7, 44'e 34, 10.000 altın fark var arkadaşlar. Yani çok ciddi bir sorun kızlar için. Syndra'nın hasarı yetmiyor maalesef. Erkekler aynen. Yorumlarda coştu yalnız. Olmadı. Bir rövanş yaptırız arkadaşlar. Bu akşam olmasa da. Aynı takıma karşı. Olur derseniz. Başka bir zamanda rövanş yaptırırız. Neden olmasın? Son perdeyi açtı Jhin yalnız. Çılgın çocuk. Bıraktı. Herhangi bir hasar vuramadı. Oğulcan'dan yine bir çılgın combo geldi. Shen ultisi yalnız. Caitlyn inanılmaz hasar alıyor. Biraz kötü yakalanıyor gibiler. Caitlyn orada kötü yakalandı. Yani Jhin, Syndra biraz hasar vurabilse, Tekuya kıvamına gelse belki olaylar değişecek ama ya bir de çok kötü önde yakalanıyorlar. Bir yakalandıklarında Alistar'ın tek kombosuyla zaten burst diyorlar. Maalesef aradan çıkıyorlar. O yüzden yani bu maç çok dönebilecekmiş gibime gelmiyor ama hadi bakalım. Yani sonuçta eğer
Şu maç bir 40'a falan gelirse dengeler değişir. Ama o kadar gelir mi acaba? Bir ejderha daha aldılar yalnız. TR sorumunda her şey olabilir ya. Aynen öyle. Olabilir. Hiç belli olmaz. Warwick'ten ulti geldiğiniz boşa geldi. Oğulcan'dan yine güzel bir combo. Yakaladılar burada. Stardust'ı yakaladılar ama hasar yeterince yok. Şimdi Pira'ya geldi. Kule de vuruyor aynı zamanda. Shen'in çok az canı var. Son perde açıldı. Aradan Warwick'i çıkarttılar. Yalnız Caitlyn ölüyor. Ölmedi. Önüne geçtiler. Yo, öldürdü Jhin oradan. Nasıl öldürdü? Pira'yı da öldürdü. Oyun bir anda değişti yalnız. Eğer burada giderse bu maç... Jhin'i aradan çıkarttılar ama bu kalan üçlü büyük ihtimalle bu maçı bitirir diye düşünüyorum. Kaç saniye var? 30 saniyeleri var minimum. Minyonlar da geliyor. Alistar zaten bu kuleyi tanklar çok rahat. Bunu alırlar. Hasar yok çok. İnhibitörü alacak gibiler. Bu inhibitörü aldıklarında dengeler daha da değişecek. Oo, Caitlyn gitti. Caitlyn'in ultisi maalesef hiçbir hasar vurmadı. Caitlyn'in canı burnunda şu anda. Yani Garen'in de hasarı hasar artık. Lux'ın tamamlanmış botuyla birlikte 3 itemi var. Yani botu da dahil edersek 4. Syndra'nın botuyla birlikte 2,5 itemi var. Yani ciddi bir item farkı var. Bu fark kapandığında tehlikeler büyür. Vallahi arkadaşlar, rövanş olsun derseniz başka bir akşamda canlı yayında rövanşı görürüz. Lux'tan yine güzel bir Q tuttu. Ama Morgana çok ciddi hasar aldı maalesef. Yine fight'e girdiler ama çok sıkıntılılar şu anda. Syndra ve Morgana'nın canları çok az. Ve Jhin'in burada tek atışı ölebilirler. Burada galiba yapabilecekleri çok bir şey yok gibi duruyor. Ya Shen tanklasa da maalesef arkadan gelecek hasar yok. Yani Shen canı yarıya indi. Ölmek üzere yani. Oo, Syndra'ya ulti geldi Garen'den. Ölmedi maalesef. Jhin son perdeyle V'yi çok güzel öldürdü. Ve burada galiba oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Oğulcan'dan yine bir çılgın combo. Lakin ki Warwick base'e atladı yalnız. Çılgın çocuk. Caitlyn bu arada botta birini öldürmeye çalışıyor. Lux'ı öldürdü Caitlyn. İnhibitör kuleleri açıldı arkadaşlar. Maalesef kızların inhibitor Nexus kuleleri de gitti. Şu an bayağı zor durumdalar açıkçası. 29-12 skorlar. Skor 59'a 46.000 altın, yani 13.000 altın fark var.
Baron alırlarsa daha çabuk biter. Pira yalnız yakalanmasın orada. Yakalanırsa oyun direkt biter. Ki bu baronu alacaklar gibi gözüküyor. Cinkes'in at balığı diyorlar. Maalesef değil arkadaşlar. At balığı yanımda maçı izliyor bende şu anda. Heyecanlıyım hala. Değil mi? O bir rövanş yaparız herhalde ya bu takıma karşı. Bence canlı yayında yapmayalım. Tamam mı? Maçı. Herkes rahat olsun. Olur. Seni çok heyecanlı. Son perde açıldı. Yeterli hasar gelir mi? Üff. %60 öne gidip Warwick yalnız girer orada ultiyle, sıkıntılar büyük olur. Ya kızlar takımdan hasar çıkmıyor. Shen girdi ortama, şu an yalnız Garen oyundan çıktı, geri geldi. Bu arada kime odaklanıyorlar? Warwick'e odaklandılar burada. Warwick öldü. V gitti, Jin'i öldürdü Syndra. Alistar da ölür mü acaba? Shen'i kaybettiler, Lux kaldı sadece. Alistar'ı da öldürdüler, Lux'tan çok güzel bir Q. Canları çok az. Aa, orada Zhonya basmamalıydı. Üstüne gitmediler. Orada Zhonya basmış, Lux'ın üstüne gitmeleri gerekmez miydi? Lux sıkıntı. Ultisi gelse şimdi yalnız. Ki var galiba ultisi. Tek ultiyle sağdaki ikisini alır valla. Garen'in bağlantıda sıkıntı var. Arada gidip geliyor. User left your channel. Piraya yalnız burada yakalanırsa sıkıntılar büyük. Oğulcan'dan garip bir combo oldu bu. Adamı dışarı attı, dışarıda yukarıya kaldırdı. Aa, Piraya giremeden Lux'ın Q'ya yakalandı maalesef. Burada Syndra'yı dışarıya attı. Yalnız çok tehlikeli. Burada bir Lux ultisini sıkıntı yaratır. Warwick V'yi aradan çıkarttı. Lux ultisiyle Syndra çok ciddi hasar aldı. Shen savaşmaya çalışıyor. Maalesef Syndra da gitti. Buradan Jin'in bir mermi daha geldi. Caitlyn maalesef öldü. Warwick 3'te 3 yaptı. Morgana'yı da öldürecekler ve oyunumuz burada bitecek arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz katılan arkadaşlarımıza. Eğer derseniz ki bu aynı takım rövanş yapsınlar. Başka bir zaman bu takımların rövanşını da yayınlarız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya bütün... Aşağı çekeyim mi? Kızlarla konuşmak ister misin? Şimdi yayın bitiminde mi konuşalım? Şey yapmasınlar sonra. Yok, ben indim de. Açıyorum sen aşağı. Hem? Çekiyorum sen aşağı. Tamam. O zaman arkadaşlar teşekkür ederim hepinize. Başka bir zaman rövanş yaptırırız diye düşünüyorum.